İstanbul'da bir kere yetmedi, iki kere kaybettiler. Hatta kaybettikleri Büyükçekmece'de neler yaptıklarını değerli genel başkanımız sizler de yakinen takip ettiniz. Çokça o dönemde her gün birkaç kez görüştük. Evleri neredeyse ne yazık ki emniyet mensuplarımızla alet ederek polislerle basıp seçmene baskı yapmaya gayret ettiler. Ama baskı, hiddet, şiddet kaybetmeye mahkumdur. Ayırmacılık, kayırmacılık kaybetmeye mahkumdur. Eninde sonunda akıl kazanır, sağduyu kazanır, hukuk kazanır, adalet kazanır ve kesinlikle iş yapan ve üreten kazanır. Bir avuç insan değil, 16 milyon İstanbullu kazanır. İstanbullular son dönemde bir şeye alıştı. Neye? Kazanmaya alıştı. Eşitliğe, adalete alıştı. Bundan sonra kimse belediyenin kaynaklarını bir avuç insana aktarıp İstanbulluların hakkını gasp edemez, edemeyecek. İnşallah alışmaya kazanan İstanbul, çok kıymetli genel başkanımızın önderliğinde altılı masanın güçlü iradesiyle 2023'te de kazanmaya devam edecek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Altı lider olarak, bu ülkenin saygın insanları olarak, bu ülkenin sorunlarını çözmek için bir araya geldik. Beraberiz, birlikteyiz, birlikte mücadele ediyoruz. Ve şundan da emin olmanızı isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın seçtiği Cumhurbaşkanı olacaktır. Gençlere de bir sözüm var. Sevgili gençler, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Baskıları biliyorum. Tweet attınız diye annelerinizin, babalarınızın zaman zaman sizi uyardığını da biliyorum. Hiç endişelenmeyin. İktidarımızda çok rahat bizi eleştirebileceksiniz. Özgürce eleştirebileceksiniz. Sabahın köründe kimse gelip sizin kapınızı çalıyorsa bir kişi, bilin ki o gelen bir polis değil, mutlaka bir suçludur diyeceksiniz. Size bu güvenceyi de veriyoruz. Genç arkadaşlarım, ülkenin kaderini belirleyecek olan sizlersiniz. Bir daha ifade edeyim. Genç arkadaşlarım, sandığa gidip ilk kez oy kullanacak olan 7-7,5 milyon civarındaki genç arkadaşlarım, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olanlar sizlersiniz. Sizler demokrasi aşıkları olarak sandığa gidip Türkiye'nin kaderini belirleyeceksiniz. Ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir miras bırakacaksınız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla biz sandığa giderek Allah'a şahit ettik diyeceksiniz. Sakın ola, kavga etmeyin. Sakın ola, sabırlı olun. Beraber oturur konuşurken sabrın ne kadar değerli olduğunu bileceksiniz. Sandığı bekleyeceğiz. Tarihlere kapılmayın. Tarihlere kaptırmak için pek çok şey yapacaklar. Sabırla bekleyeceğiz. En güzel örneği İstanbul'dur. Ekrem Başkan seçildi. Hakimler ve Yüksek Seçim Kurulu toplandı. Bir karar aldı. Efendim aynı zarfın içine konan 4 oydan birisi yanlış, 3'ü doğrudur. Nereden biliyorsun? Onlara çete dediğim için benim için tazminat davası açtılar. İstediğiniz kadar açın, adalete karşı duran her yargıç çetenin bir unsurudur. Adalete karşı. Neden adalet? Hakim kanuna göre karar vermez. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Anayasa böyledir. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Siz bir yerden talimat alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettirmek için 4 oydan birisini geçersiz sayıp 3'ünü geçerli sayıyorsanız siz gerçek anlamda yargıç değilsiniz. Bir yerden talimat alıyorsunuz. Günü gelecek, ben o yargıçlara da bunu soracağım. Kimse endişelenmesin. Kimse kendisini dayım var, yandaşım var,
Cumhurbaşkanım var, bakanım var, kimse bana dokunamaz demesin. Adalet neyi gerektiriyorsa adaletin gereğini yapacağız. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bütün haksızlıkların üstüne gideceğiz. İşin özeti, sizleri seviyorum, sizler için çalışıyorum, sizler için mücadele ediyorum. Bu ülkenin büyümesi, kalkınması, gelişmesi, her evde huzurun, her evde bereketin olması için her türlü mücadeleyi vereceğim. Baskılar gelir, asla hiçbir baskı beni yıldıramaz. Hiçbir şekilde bir santim bile geri adım atmayacağız. Ya demokrasi, ya hak, ya hukuk, ya adalet diyeceğiz. Ortası yok bu işin. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Belediye başkanlarımıza da hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Birlikte, beraber, birlikte mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledik. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı buluşmamıza teşrif ettikleri için. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün, tüm Büyükçekmece ailesi adına önce Sayın Genel Başkan'a, ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza günün anısına bir teşekkür plaketi takdim ediyorlar. Büyükçekmece Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza günün anısına plaket takdim ettiler efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir hatıra fotoğrafı için Sayın Genel Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimizi, milletvekillerimizi, Adalet Partisi Genel Başkanımızı, Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, Sayın İl Başkanımız, il başkanları, törenimizi onurlandıran muhtarlarımız, lütfen buyurun efendim, bu aile fotoğrafında sizleri görmek istiyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Yaşar Okuyan, lütfederseniz efendim sizi de aramızda görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim Gelibolu Belediye Başkanımız, Küçükçekmece Belediye Başkanımız aramızda, Sayın Çebi, Sayın Kemal Bey. Lütfen buyurun efendim, sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Belediye başkanlarımız lütfen buyursunlar efendim.